Heriflerdeki küstahlığa bak. Biz annemin acısıyla babamın derdiyle uğraşırken herifler elini kolunu sallaya sallaya eve giriyorlar. Adamları darp ediyorlar. Dosyaların hepsini talan etmişler ki büyük ihtimalle bu dosyaların hepsinin kopyasını almışlardır. Utanmadan böyle bir not bırakmışlar. Hayır, ben anlamıyorum. Bir insan kendini nasıl olur da kanunu bu kadar üstünde görebilir? Bildiğin haneye tecavüz. Bir de dalga geçermiş gibi yazılı imzalı not bırakmışlar. Bayağı birine dalga geçiyorlar. Kapıdaki adamlar kimse görememişler mi? Yok. Beyefendiler gafil avlanmış. Benden korkularından hiçbir şey söylememişler. Eve gelmesem hiçbir şeyin haberim olmayacaktı. Beyler, mahkemede Fırat Kazan'ı paçavraya çevirmenizi istiyorum. Sizin bundan sonra ilgileneceğiniz tek iş bu, tamam? İsterseniz hemen dava açabiliriz. Elyas'ı uzmanlarına bu belgeyi inceleterek Fırat Kazan'ın olduğunu ispat edebilirsek... Hiç vakit kaybetmeyin, hemen dava açın. Suç duyurusunda bunun üzerine de diğer davayı açalım, biraz canlarını sıkalım. Yalnız bu süreçten kimsenin haberi olmayacak, özellikle babamın, tamam? Ben kendim konuşacağım. İlk etapta ağırları genişletelim. Atlar gelirse sahipleri de gelir. Burası canlıdır. Odaların da elden geçmesi gerek. Merhaba. Ah, ben telefonumu şarjda unuttum. Hemen alayım, geleyim. Banyolar da yenilenecek. Yani epey bir iş var burada. Of, bir sürü arayan olmuş ya. Hem de kaç kere. Alo, Atıf. Nasılsın? İyi Narin, müsait misin? Tabii tabii, müsaitim. Narin, ben bir karar aldım. Seni avukatlıktan azlediyorum. Ya Atıf, Allah aşkına saçma sapan konuşma. Yüz yüze konuşalım bunları. Olur. Köy evindeyim, istersen buraya gel konuşalım. Yok, şimdi olmaz Atıf, gelemem. Bir sürü şey oldu ya. Böyle Fırat'ı buraya getirmek zorunda kaldım. Ulupelite, şeydeyiz, oteldeyiz, hastalandı falan. Sorun değil. Tamam tamam, ben ararım seni sonra, görüşürüz. Görüşürüz. Ya abla neredesin ya? Öldüm meraktan. Şadiyeciğim kusura bakma, arayamadım ya. Fırat'ı yolda buldum. Kötüydü. Apar topar Ulupelit'e gittirdim şeye, oteline. Böyle oldu yani, arayamadım. Kusura bakma. Ya aklıma da gelmedi değil ha. Dedim bunlar kesin bir köşeye çekildiler. Ya Fırat abiyi de aradım çünkü defalarca. Ya yok öyle değil. Gerçekten iyi değil Fırat. Hastalandı. Bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Kimseye anlatma Deniz'e falan, tamam mı? Aramış o da defalarca. Ben şimdi ararım, bir yalan uydururum. Uğraşamam gerginlikle falan. Aramızda kalsın. Sakın bir şey söyleme. Hadi görüşürüz. Şadi. Dün akşam nasıl buldun sen beni? Sana geliyordum. Arabanı öyle yol kenarında görünce. Neden? Seni geri almaya. Zaten ben seninle. Atıf'la başıma abuk sabuk şeyler açan sensin. Hallolur hepsi, merak etme. Önce sen anlat bakayım bana, bu pasaport cinliği falan nereden çıktı? Yoksa sen de ırmak gibi dedektif mi tuttun? Dedektif tutmaya gerek yok. Ben bulurum her istediğimi, avukatım ben. Doğru. Sana da yalan söylenmez. Korkulur yani. İkimiz için güzel bir akşam yemeği hazırlatıyorum.
Öyle mi? Tamam. Yalnız ben çok yorgunum. Biraz uyuyayım, dinleneyim o zaman, olur mu? Ne güzelmiş burası. Bence hep burada kalın. Olur. Hani bir gün beni parkta kovmuştun ya. O gün sana böyle küsüp temelli gitseydim ne fena olurmuş değil mi? Ah nerede? Keşke başımın belası. İnsan içindeki çocuk daha akıllı, daha olgundur bir kere. Akıllım. Yani insan büyüdükçe böyle kafasızlaşıyor. Ama yani sen yat kalk bana dua et senin yanında olduğum için. Peki. Peki. Nasıl, beğendin mi? Evet. Her şey çok güzel. Et harika. Aşçı süper. Ya gerçekten çok güzel bir otel. Üzüldüm böyle boş olmasına. Babam zamanında hiç ilgilenmedi ki. 80'lerde 90'larda çok ünlü bir oteldi. İstanbul'un ilk hafta sonu otellerinden biriydi hatta. Şimdi ben ele alıyorum. At sahiplerine yönelik bir yer yapmayı düşünüyorum. İki tane atımız var. Yarın sabah binmek ister misin? Ciddi misin? Evet. Hatta birisi çok uslu. Ufak ufak gezeriz, ne dersin? Yani yıllar önce üniversitedeyken bulaşmıştık o işlere ama ne bileyim, o kadar zaman oldu ki unuttum ben. Bak burada hiçbir şeyim kalmadı. Kesin o evde beni hasta eden bir şey var. Evet. Döner dönmez çok kapsamlı bir araştırma yaptıralım Fırat. Dönmeyeceğiz ki. Artık burada mı yaşayacağız? Şöyle olmaz mı? Ha? Bak senin evine de, kendi evime de adam yollayacağım. Eşyaları aldırırsın. İyi ki seni geri almak için çıkmışım o evden. Beni affetmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun? Onca yıl içime işlemişim ben seni, kalbime. Ben de şaşıyorum kendime nasıl oldu diye. Yani gözlerine bakmadığım o kadar yıl hiç unutmadım ben seni. Şimdi böyle karşımda dururken, bana böyle bakarken sevgi dolu, nasıl uzak durabilirim ki senden? Hayatımın en güzel kısmı seninle geçti. Yıllar önce yaşadığımız o şeyler hala cap canlı duruyor içimde. Ama tabii şimdi başka. Beni başka bir büyülüyorsun güzelliğinde. Narin. Çok güzelsin. Zaman geçti arkamdan, kimseler bilmez ki. Sığmıyor mumlar artık. Çok uykum geldi. Üzerime bastıkça, bastıkça yükseldi. Bir armağan oldun her yıl, ipsiz bir uçurtma. Hiç kimse.
kimse olmadı. Senin gibi hiç kimse olmadı. Kolunu bana tut. Tamam. Seni şuradan sarım. Korkmuyor musun değil mi? Bak sıkı sıkı tutuyorum seni. Yalnız bu kadar mı gidiyor bu? Daha hızlı gitmez mi? Karışmam ama sonra. Tamam. Daha hızlı. İyi. Yeah! Kim sarar bilmez ki? Nasıl kanar içim, saklar yüzüm. Üzerime bastıkça, bastıkça yükseldim. Bilirim gitmez her şey geldiği gibi. Yoruldun mu? Biraz. Acayip karnım acıktı. Kimse çok güzel bir kahvaltı hazırlatıyorum. Ne dersin? Önce şu atları bırakalım. Tamam. Ne oluyor orada? Atıf ne oluyor? Fırat Kazan siz misiniz? Evet. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda suç duyurusu var. İfadenize başvurmak zorundayız. Kolay gelsin. Soracağım bir şey olursa ara. Çekinme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.